Yüzlerce yıl sürebilecek teknolojik gelişmeler, internetin icadıyla birlikte 20 yıl gibi kısa bir sürede evrim niteliğinde değişimlere sebep oldu. Sosyal ağ mecralarının ortaya çıkması, insanların dijital ağlarla birbirine bağlı olduğu bir dünya yarattı. İnsanların birbirinden anlık haber aldıkları sosyal medya platformları, olağanüstü bilgi akışı, yapay zeka, akıllı algoritma gibi sistemlerle cazibe merkezi haline getirildi. Ancak çok geçmeden bu yeni iletişim teknolojisinin de olumsuz yanları kendini göstermeye başladı. Dezenformasyon bu durum karşısında hem ülkemizdeki hem de uluslararası alanda sosyal medyadaki yoğun bilgi akışına ve dezenformasyona karşı farkındalık yaratmak öncelikli amaçlarımızdan biri oldu. Sosyal medya devleri olarak bildiğimiz birçok şirket gücünü elinde tuttuğu verilerden ve verileri yönetme gücünden almaktadır. Bu sebeple bilgiyi dezenformasyona dönüşmeden doğru şekilde aktarmak, bu gücü elinde tutanların sisteme müdahalesinin önüne geçmek, bilginin altın değerinde olduğu günümüz dünyasının olmazsa olmazıdır. Bu amaçla kurulan dezenformasyonla mücadele merkezi olarak afet ve kriz durumları başlıyor. Hanımefendiler, beyefendiler konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'un kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok değerli katılımcılar, medyamızın, akademi dünyamızın, sivil toplumumuzun, kamu kurum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada sosyal medya platformlarında dezenformasyonla uluslararası mücadele paneli için bir aradayız. Hepiniz panelimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Özellikle dünyanın farklı bölgelerinden bu panelimize iştirak eden uzman konuklarımıza, akademisyenlerimize hoş geldiniz diyorum. Şimdiden katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya platformlarını ve dezenformasyonla mücadele konularını ele alacağız bugün. Ve sosyal medya platformlarının bugün itibariyle günümüz dünyasında gerçekle Yalanı iç içe geçiren ve bunu da adeta yeni bir norma dönüştüren bir platform olarak bir yeni gerçeklik olarak ne anlama geldiğini tartışacağız. Yine yeni algoritmalarla bu sosyal medya platformlarının toplumsal alışkanlıklarımızı nasıl dönüştürdüğünü de konuşacağız ve elbette bütün bunları nasıl bir dezenformasyon ortamı içerisinde dezenformasyon üreten bir ortam içerisinde gerçekleştirdiğini anlamaya, tartışmaya çalışacağız. Farklı mecralarda karşımıza çıkan dezenformasyon bugün hiç kuşkusuz bütün dünyanın meselesidir, bütün ülkelerin meselesidir. Bütün devletlerin, hükümetlerin meselesidir ve bu şekilde de uluslararası alanda mücadele edilmesi gereken bir meseledir dezenformasyon. Biz konuşmamın başında açık ve net olarak ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak dezenformasyonun panzehirinin hakikat olduğuna inanıyoruz ve hakikat mücadelesinin sadece bizim Türkiye'nin meselesi değil bütün dünyanın meselesi olduğuna inanıyoruz ve bu çerçevede de bu mücadelenin uluslararası alanda kökleşmesi, kurumsallaşması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla inanıyorum ki bugün de burada yapılacak olan bütün konuşmalar dezenformasyonla mücadele hakkında dikkat çekilecek bütün hususlar çok değerli olacak. Bu toplantıları ileride de daha sık şekilde inşallah yapmaya devam edeceğiz. Zira küresel bir hakikat mücadelesi verilecekse bunun merkezi Türkiye olacak. Bu bir temenni değil, bu bir hedef değil. Tarihin ve küresel şartların bize dayattığı bir ödev, bir zorunluluk, bir sorumluluktur. Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu kritik sorumluluğumuzun farkında olarak hakikat mücadelesini sonuna kadar vermek için çalışacağız. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar. Bugün Bilginin özü saldırı altındadır. Bilgi felsefesiyle uğraşan geçmiş dönem filozofların zannediyorum bugünkü manzara çok ciddi anlamda hayrete düşürürdü ve bilginin özünün uğradığı dönüşüm onları gerçek anlamda hayrete düçar ederdi. Zira üzülerek görüyoruz ki Bilgi artık günümüzde hakikatin ögesi olmaktan çıkarılmaya çalışılan bir kavrama bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Hepimizin müşahede ettiği üzere bilginin hakikat dışı kullanımı insanlık için tahmin edilenin çok ötesinde bir tehlike arz ediyor. Hakikati içermeyen bilgi, hakikati yansıtmayan bilgi ne yazık ki sadece entelektüel düzeyde bir tartışma konusu değil, bizzat insanlığı tehdit eden insanlığı yok etme potansiyeli barındıran güçlü bir silaha dönüşebilmektedir. Tarihte işgal edilen ülkelere, darbe yapılan yönetimlere, iç savaş çıkartılan bölgelere bu gözle bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Irak'ın işgalinden 15 Temmuz darbe girişimine, Afrika'nın sömürülmesinden Terör örgütlerinin vekalet savaşları için kullanışlı birer araç olarak kullanılmasına kadar birçok alanda yalanların ve yanlış bilginin başat rol üstlendiğini gördük. Modern dünya tarihinin akışını değiştiren sayısız olayın temelinde manipüle edilen ve dezenformasyona dönüşen bilginin olduğunu hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Algıyı inşa etmek üzere bilginin gerçeklikten koparılması Hakikatle olan ilişkisinin sonlandırılması ve kötü niyetli insanların eliyle yeniden biçimlendirilmesi insanoğlunun maalesef bugün karşılaştığı en temel sorunlardan biridir. Değerli katılımcılar, malumunuz olduğu üzere tarihin her anında iyi ile kötünün mücadelesi kutsal kitaplara, mitolojik hikayelere Masallara, roman ve filmlere ilham kaynağı olmuştur. Bu çatışmanın özünde, temelinde kötünün kendi gerçekliğini inşa edip yine kendi lehine kullanması yer alır. Dolayısıyla çatışma iyi ile kötü arasında gerçekleşirken bu çatışmanın bağlamı da hakikatle yalan arasındadır. Tarihteki önemli siyasi olayları, savaşları, büyük çatışmaları, darbeleri, iç savaşları, terör saldırılarını ve ülkelerin işgallerini gözümüzün önüne getirelim. Gerçeği öldürerek, hakikati tahrif ederek, hakikati yok sayarak oluşturulan zemin işte tüm bu insani felaketlere yol açmıştır. Bunların zeminini hazırlamıştır. Aralarında bir tane bile istisna yoktur. Örneğin bizi Türkiye'yi, ülkemizi ele alalım. Bugün Türkiye serbest ve adil seçimlerin, demokrasinin, bir arada yaşamanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ülkedir. Türkiye bugün insani yardımlar konusunda dünyada birinci ülkedir. Dünyadaki birçok savaşı ve çatışmayı önlemede Türkiye bugün çok büyük, çok önemli roller üstlenmektedir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve bunlarda da başarılı sonuçlar elde etmektedir. Ukrayna Rusya Savaşı bunun en somut örneğidir. Yine Türkiye insanlığın başına bela olan terör örgütleriyle adı sanı ne olursa olsun farklı terör örgütleriyle aynı anda çok etkin bir şekilde, sonuç alıcı bir şekilde mücadele eden bir ülkedir. Yine Türkiye Farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı, bir yandan camilerin inşa edildiği, öte yandan sinagogların yenilendiği, kiliselerin inşa edildiği bir ülkedir. Türkiye bu anlamda bir arada yaşama kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği dünyaya örnek bir ülkedir. Yine uzay yolculuğu için adımların atıldığı, bilim ve teknolojide ilerlemenin Milli bir mesele olarak telakki edildiği bir ülkedir Türkiye. Türkiye günden güne daha güçlü, günden güne daha büyük, günden güne daha müreffeh bir ülkedir. Fakat bütün bu saydığım gerçeklere rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında akla hayale sığmayacak iftira ve algı operasyonlarıyla biz ulusal ve küresel alanda karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü biz bir taraftan da sömürgeci zihniyetle mücadele ediyoruz. Bu sömürgeci zihniyet ve yapılar, kendi ülkesinin ve milletinin çıkarını düşünen, daha önceki iktidarları darbe gibi çeşitli yöntemlerle indirmek için farklı algı operasyonlarına girişmişlerdir. Hakikati ayaklar altına almışlardır. Bunun defaatle, gerçekleştiğini, bunun farklı örneklerle karşımıza çıktığını biliyoruz. Bugün de aynı girişimle, aynı kötücül saldırılarla karşı karşıyayız. Bakalım. Uluslararası alanda sözde prestijli medya grupları bugün açıkça, aleni şekilde Türkiye'deki seçimlere taraf olmaktan geri durmuyorlar. Saldırgan ve iftiralarla dolu manşetler atıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan onların yapay gerçekliklerine göre değil, dünyada, bölgede ve bu ülkede hakikate göre davranıyor ve bu yönde bir mücadele veriyor. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar mazlum ve mağdur olan kim varsa yanında durmaya çalışan bir Recep Tayyip Erdoğan elbette emperyalistlerin, elbette sömürgecilerin, Elbette batıcı bağımlılık düzeninin hedefinde olacaktır. Küresel algı ve bilgi merkezlerini ellerinde tutarak dünyanın farklı yerlerinde operasyonlar yapmaya çalışan akademiden medyaya birçok alanda etki ajanlarıyla ülkelerin kendi çıkarlarına göre yönetilmelerini engellemeye çalışan çeteler var karşımızda ve bunlara karşı hakikat mücadelesi veren bir Recep Tayyip Erdoğan var. Elbette bu mücadeleyi veren kişiye karşı bir dizi saldırıya girişecek bu küresel çeteler. Bunu biz iyi anlıyoruz. Tarihsel ve aktüel olan bu saldırıların bilincinde olan milletimiz de işte bu nedenle çok açık bir şekilde tarihsel bir süreklilik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesine omuz veriyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bu mücadele bir hakikat mücadelesidir. Bu mücadele bir bağımsızlık mücadelesidir. Bu mücadele bir egemenlik mücadelesidir. Bu mücadele bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadele bir haysiyet mücadelesidir. Bu mücadele bir varoluş mücadelesidir. Bu mücadele bir itibar mücadelesidir. Ve bu mücadele bir direniştir ve milletin dirilişidir. Bu mücadele sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için tarihsel bir imkandır, tarihsel bir fırsattır. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar. Geleneksel medyanın kendi itibar sistemlerinden ötürü daha az desen, dezenformasyon ürettiği bir dönemi yaşadı insanlık. Bugün o dönemden yeni bir döneme geçiyoruz. Sosyal medyanın tamamen kontrolsüz ve itibarsız bir yaklaşımla daha sistematik, daha yoğun, daha yaygın, daha kalıcı dezenformasyon ürettiği bir evreye geçmiş bulunmaktayız bugün. Bu dönüşümü çok iyi anlamalıyız. Sadece bireysel kullanıcıların ürettiği dezenformasyon bile yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medyayı şu ana kadarki en etkili silah haline getirmiş durumdadır. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki sadece bireysel kullanıcılar değil, terör örgütleri, siyasi yapılar, gruplar, istihbarat yapıları, kimi zaman da yabancı devletler bu etkili silahı, dezenformasyonu sistematik bir psikolojik harp unsuru olarak kullanmalarını beraberinde getiriyor. Bu noktada yakın dönemin önemli bir kırılma noktası olarak gördüğüm Arap Baharı olarak adlandırılan gelişmeye atıfta bulunmak istiyorum. Arap Baharı denen sürecin ardından gelen darbeleri, savaşları, çatışmaları mülteci akınlarını, yaşanan acıları hep birlikte gördük. Sanıyorum ki hiç kimse artık şunu inkar edemez. Bu gibi toplumsal olaylarda sosyal medyanın kullanımı gizli bir silah olarak kimi unsurlar tarafından etkili, planlı ve stratejik bir şekilde kullanılmaktadır. Bir doğal toplumsal süreçten, toplumsal akıştan bahsetmiyoruz dışarıdan zerkedilen ve sosyal medya araçlarının en dezenformatif şekilde kullanıldığı, yönlendirildiği inorganik, sentetik, toplumsal süreçlerden, siyasi süreçlerden bahsediyoruz. Sosyal medyanın zihinsel etki ve psikolojik harp unsuru olarak kullanılmasıyla birlikte dünyanın son yüzyılda yaşadığı çatışma, savaş ve diğer insani trajedilerin artık çok yoğun bir şekilde farklı boyutlarıyla karşımızda olduğunu görüyoruz. Ve bunları biz neredeyse son 20 yılda çok ağır şekillerde tecrübe ettik. Bununla birlikte kimi ülkelerin, örneğin Amerika'nın seçimlerinde dahi sosyal medyanın nasıl demokrasi soslu ama demokrasi karşıtı bir silah olarak kullanıldığını biliyoruz. Sosyal medya üzerinden olağan doğal demokratik süreçlere sistematik bir şekilde müdahale etmeye kalkmak hele hele bunu yabancı unsurların eliyle yabancı aparatların eliyle yapmaya kalkmak suçtur. Demokrasi karşıtı bir girişimdir. Bir tür melez darbe girişimidir. Bugün buradaki panelistlerin pek çoğu bu alanlarda çok yetkin isimler, bu alanlarda çok değerli çalışmaları, eserleri mevcut ve bugün bu panelde bu konuları enne boyuna tartışacağız. Algoritmalarla, büyük verilerle, big datalarla siyasi operasyon yapanların milletin iradesine nasıl etki etmeye çalıştıklarını ve kimi ülkelerde bu noktada maalesef sonuç aldıklarını da biliyoruz. Örneğin Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra başlayan Twitter ifşa serileri ifade özgürlüğüyle nam salmış bu mecralara manuel şekilde ve algoritma oyunlarıyla nasıl müdahale edildiğini gözler önüne sermektedir. <laughs> bu ifşalarda seçim kampanyalarına destek için açılan hashtag kampanyalarını, o hesapların bu süreçteki aktif rolünü, üst düzey yönetici ve tanınmış politikacılardan Twitter yönetimine giden kara listeye alınma talimatlarını gördük. Bütün dünya kamuoyu gördü gizlenme çalışmalarına rağmen, birlerinin bunları gizlemeye çalışmasına rağmen gördü. Bütün bunlar bizleri sosyal medya platformlarının karanlık yüzüyle tanıştırdı. Ortaya atılan ifşa serilerinde sansüre uğrayan ya da talimat veren tarafta pek çok ünlü gazetecinin, politikacının, iş insanının ve üst düzey bürokratın adının geçtiğini gördük. Üstelik bu isimler algoritmaların ötesinde bir filtreleme sistemine de takılıyorlar. Twitter yönetimine doğrudan ulaşan talimatlarla görünürlük azaltma, hesabın askıya alınması, içeriğin otomatik sansür edilmesi, gizlenmesi, yanlış bilgi içeriği etiketi basılması gibi pek çok sansür uygulaması yapıldığı da yine bu ifşalar arasında. Biz Twitter ifşalarını sosyal medyanın gerçek yüzünün anlaşılması bakımından çok önemli görüyoruz ve kurum olarak da bunu çok önemsedik, çok yakından takip ettik ve bütün uluslararası muhataplarımıza da bu konuya eğilmeleri telkininde bulunduk. Nitekim burada bu kitapta da bütün Twitter ifşalarını derledik. Bununla yapmak istediğimiz şey herhangi bir sosyal medya şirketinin yaptıklarını anlatmak ya da onları karalamak değil. Sosyal medyanın bir hakem değil. Sosyal medya şirketlerinin tarafsız birer platform değil. Bütün dünyada siyasete müdahale aracı olduğunu göstermek. Burada Türkçe olarak yayınladığımız, Türkçeye çevirdiğimiz bütün bu ve bir kitap şeklinde bir araya getirdiğimiz bu metinler gerçekten sosyal medyanın karanlık yüzünü ortaya koymaktadır ve bütün milletimize bir kez daha sosyal medyanın bu yönüyle kirli bir ne yazık ki ortam ve siyasete müdahale aracı olduğunu ifade etmek istiyoruz. Biz sosyal medyanın temiz iletişimin mecrası olması gerektiğine, demokratik etkileşimin mecrası olması gerektiğine inanıyoruz. Ve sosyal medya şirketlerini de bütün görüşmelerimizde bu noktada hareket etmeye, teşvik etmeye gayret ediyoruz. Fakat ne yazık ki iktidar mücadelesi, uluslararası alanda verilen iktidar mücadelesi Çetin bir mücadeledir ve burada iyi niyetler, telkinler ne yazık ki çoğu zaman bu iktidar mücadelesine takılmaktadır. Ve Türkiye gibi uluslararası iktidar mücadelesinde batıcı bağımlık düzenini elinde tutanların, batılı sömürge düzenini elinde tutanların baskılamak istediği bir ülke söz konusu olduğunda, bu sosyal medya platformları ne yazık ki bizim karşımıza yer alıyorlar. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olması zira bu uluslararası sömürge düzeninin çarkına çomak sokan en önemli uluslararası gelişmedir. En beklenmeyen ve bir o kadar da uluslararası batıcı sistemi rahatsız eden bir gelişmedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yöndeki gayretlerimizi durdurak bilmeden sürdüreceğiz. Sosyal medya şirketlerinin yaptığı bu sansür uygulamalarını örneğin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destekçilerine yönelik olarak da çoğu kez bu sosyal medya şirketlerinin uyguladıklarını gördük mevcut iktidara destek verenlerin paylaşımlarının nasıl görünmez kılındığını, hesaplarının kapatıldığını ya da bir şekilde onların gerçek anlamda baskılandığını yine bu ifşalar içerisinde gördük, öğrendik. Bizler de toplumumuzun bu algı operasyonlarına ve sosyal medya dezenformasyonlarına karşı uyarılmasının, bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşündük ve bu noktada Dezenformasyonla mücadele merkezimiz başta olmak üzere birçok birimimizle çok ciddi bir gayret sarf ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Elbette bu açık ve net söylemek istiyorum. Paramiliter sosyal medya çetelerine karşı biz ülkemizi her platformda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Bunu demokrasiye olan inancımızdan, bunu Milletimizin iradesine olan hürmetimizden dolayı yapmak zorundayız. Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Malumunuz, ülkemiz bir seçime gidiyor. Geçtiğimiz günlerde muhalefet yapılarının sosyal medya üzerinden nasıl trol ağları kurduklarını, seçime yönelik dezenformasyon ve provokasyon yapmak için nasıl örgütlendiklerini ortaya koyan bir haberle sarsıldık. Kriminal ve kimi zaman da terör örgütleriyle ilişkili yüzlerce kişi tarafından işletilen ve milyonlarca insanı manipüle eden şebekenin seçimler öncesi milletin iradesini etkilemek için nasıl çalıştığını ibretle gördük. Son zamanlarda ne yazık ki muhalefetin özellikle başkanlığımıza, şahsıma çalışma arkadaşlarıma yönelik olarak attığı iftiraların ve saldırının altında yönettikleri bu sosyal medya çetelerinin ifşa olmaları, deşifre olmaları yatıyor. Seçime yönelik olarak uzun zamandır çalıştıkları ve besledikleri troll şebekelerinin deşifre olmasının önüne geçmek ve gündemi farklı bir yöne çekmek için son 10 gündür canhıraş bir mücadele veriyorlar. Yalan üstüne yalan, iftira üstüne iftira üretiyorlar. Ancak beni ve çalışma arkadaşlarımı açıkça hedef göstererek kendi beceriksizliklerinin önüne geçmeye, kendi düzenbazlıklarının önüne geçmeye çalışan bu zihniyeti biz milletimiz çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Zira bunlar kendi kötülüklerini, kendi gayrimeşru, illegal işlerini örtmeye çalışıyorlar ve bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza, onun çalışma arkadaşlarına saldırıyorlar. Bugün kendilerine, trol çetelerine, onları yöneten efendilerine çok açık ve net bir şekilde bu kürsüden sizlerin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum. Beyhude bir çaba içindesiniz. Bu beyhude çabadan vazgeçin. Milletin iradesine saygı duyun. Milletin sözü sizin için de esas olsun. Ve bizim bu türden ithamlarla, bu türden iftiralarla, bu türden yalanlarla yolumuzdan, davamızdan dönmeyeceğimizi de çok iyi bilin. Çok değerli misafirler, kıymetli panelistler, bugün Sosyal medyada milleti manipüle etmeye çalışan, seçim güvenliğini tehlikeye atmak için neredeyse her dakika dezenformasyon yayan bunun için ofisler kuran, bunun için hangi kaynaktan geldiği belli olmayan paralarla maaşlar ödeyen organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu kötülük öyle bir noktaya taşınmış durumda ki terör örgütleriyle işbirliği yaparak seçim sürecinde operasyon yapmaktan dahi geri durmuyorlar. Yurt dışından farklı kanallardan kendilerine gelen sözde verilerle ve kölleştirdikleri hesaplarla millet iradesine etki etmeye çalışıyorlar. Tabii sosyal medya platformları da ortaya koyduğu algoritmik operasyonlarla kötülüğü yaymak üzere bunların hizmetinde bulunmaktan çekinmiyorlar. Yaydıkları dezenformasyonlar ve algı operasyonlarını anında bireysel kullanıcıların önüne bu sosyal medya platformları istemsizce düşürüyorlar. Ancak iktidar kanadının yaptığı siyasi içerikli meşru çalışmalar hatta mitingler sosyal medyada saklanmaya, gizlenmeye çalışılıyor. Fakat güneş balçıkla sıvanmadığı için başarılı olamıyorlar. Bu iki yüzlü tavır şu anda Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız özelinde uluslararası alanda dozunu iyice arttırmış durumdadır. Elbette biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve yine ilgili kamu kurumları bu gayrimeşru müdahaleleri ve illegal oluşumları takip ediyoruz ve gerekli tüm girişimlerde bulunuyoruz. Dezenformasyonla 7-24 aralıksız şekilde mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin nedenli değerli olduğunu biz zaten biliyorduk fakat milletimiz de bütün toplumda özellikle yaşadığımız bu büyük 6 Şubat'taki deprem felaketlerinde gördü. O deprem felaketleri sonrasında gördü. Zira dezenformasyon denen bu gayrimeşru saldırının gerçekten nedenli kötü olduğunu, insan hayatına dahi mal olabileceğini bütün milletimiz, bütün dünya görmüş oldu. Ben bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz sosyal medyadaki bu algı operasyonlarını aldırmıyor. Bunların iki yüzlü tavırlarını çok iyi idrak ediyor. Bu bizim en büyük gücümüzdür. En büyük imkanımız, en büyük şansımızdır. Bu yalnız Türkiye için değil Dünya için bir şanstır. Çünkü bu tür müdahalelerle sosyal medya platformları üzerinden ülkelerin siyasi süreçlerine müdahale etme gayretleri ne yazık ki pek çok sonuç aldı. Türkiye bu tür girişimlerle sonuç alınamayacağını gösteren ve bu anlamda milletin iradesinin esas olduğunu gösteren güçlü bir örnektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza inanan ve güvenen milyonlarca insanın sosyal medya platformlarının nasıl operasyon aparatları haline geldiklerini bilmeleri ve buna karşı tepki göstermeleri günün sonunda Allah'ın izniyle bu iki yüzlülüğü, bu kötülüğü bitirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim seferberliği çağrısının önemli bir boyutunu da bu bağlamda bizim mücadelemiz, de, dezenformasyonla mücadelemiz oluşturmaktadır. Gerek kurumlar olarak, gerek bireyler olarak bir seferberlik anlayışıyla sosyal medya dezenformasyonlarına karşı koymayı sürdürmeliyiz. Günün sonunda bu mücadelenin yararını sadece Türkiye değil, emin olunuz bütün dünya görecektir. Bu gayret dünya demokrasilerine de hizmet edecektir. Ancak hep söylediğimiz gibi bu mücadeleyi Türkiye olarak biz tek başına vermemeliyiz. Tüm ülkelerin, tüm toplu, toplumların topyekun bir şekilde vermeleri gereken bir mücadeleden bahsediyoruz. Dolayısıyla sosyal medya platformlarındaki dezenformasyona karşı uluslararası mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi hayati derecede önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da ortaya koyduğumuz mücadeleyle uluslararası alanda bir öncülük yaptığımızı ifade etmeliyim. Ve bu öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Hakikatin, doğrunun yalana, çarpıtmaya, dezenformasyona galebe çalması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ve tüm kalbimle inanıyorum ki yine hakikat kazanacak. Bu mücadelenin sonunda hakikate sahip çıkanlar kazanacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sosyal medya platformlarında dezenformasyonla uluslararası mücadele panelimizin hayırlara vesile olmasını, başarılı çıktılar üretmesini temenni ediyorum. Tüm konuklarımıza bu programın hayata geçmesine vesile olan bütün mesai arkadaşlarıma ve yine yurt dışından gelerek teşrif, panelimizi teşrif eden kıymetli akademisyenlere tüm katkıları için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.